Merhaba arkadaşlar, hepinize mutlu mutlu musmutlu pazarlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim dediğinizi duyar gibiyim. Demiyorsanız bile lütfen der misiniz? İyi olun lütfen, hep iyi olun. Hepimiz birlikte iyi olalım. Bugün ne mi yapacağım? Yani böyle bir boş, hiçbir şey yok etrafımda falan gibi görünüyor olabilir ama arkamda bir şey var. Bugün size ürün tanıtımı yapacağım. Full organik, doğal ürünlerle sizlerle tanıştırmak istiyorum. Sevgili İdris Demir bana böyle bir şey gönderdi. Ben de sizlere bu ürünleri tanıtmak ve tanıştırmak istedim. Ömer Şekeroğlu ve İdris Demir yönetimindeki bir firmanın kendi üretimleri olan muhteşem ürünler geldi bana. Hemen şöyle açıyorum. Ve tekrar İdris Bey çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Çok zahmet oldu size ama gönderdiniz artık. Yapacak bir şey yok. Ben onları afiyetle tüketeceğim. Şöyle, kendi ürünleri olan baharatları var. İki, yani gördüğünüz gibi işte Ömer Şekeroğlu ve Aslı Baharat olarak geçiyor. Firmanın yeri Kilis'te arkadaşlar. Sağ olsun İdris Bey, Kilis'ten bana böyle güzel bir paket hazırlamış, gönderdi. Mis gibi kokuyor nane. Köfte baharı. Karabiber. Kokuları böyle buram buram kimyon. Ve sumak, bu da en sevdiklerimden. Evet. Hemen şöyle sırayla. Hani hepsinin böyle ayrıntısına çok girmeyeceğim. Neden mi? Sonrasında yaparken de çekmek istiyorum. Çünkü bir dakika, baharatlara devam. Yine şöyle bir karışım. Fotoğrafı var ama içinde ne varmış? Pul biber, süper. Yine en çok kullandıklarımdan. Gördüğünüz gibi Aslı Baharat ve Şekeroğlu. Bu da toz kırmızı biber. Süs biberi derdi annem. Biz küçükken öyle derdi. Hala ne diyorlar bilmiyorum ama ben toz kırmızı biber diyorum. Az önce acaba yanlışlıkla karabiber mi dedim? Kırmızı biber dedim değil mi? Tamam, süper. Yasemin'den de tiyoları alıyorum. Kahveler tabii ki. Yani hep kahveler sahibini bulurmuş. Ben kahvesiz olmam arkadaşlar, o yüzden. Zannediyorum o yüzden. İdris Bey bütün kahve çeşitlerinden göndermiş bana, sağ olsun. Şöyle, bu Hicaz kahvesi. Ben hiç denemedim. Denediysem de hatırlamıyorum. İlk işim bunu denemek olacak. Osmanlı kahvesi. Hepsini tek tek deneyeceğim. Bu ne? Menengiç kahvesi severim. Denedim ve bunu da keyifle içeceğim. Keyifle, afiyetle içeceğim. Bunu koli iş yerime geldi. Koli gelir gelmez açtık arkadaşlarla. Full içtik şu an, dibine yakın. Muhteşem bu da. Dibek kahvesi. Çoğumuz biliyoruzdur diye düşünüyorum. Şurada şey var işte. En sevdiğim. Hani böyle tarifler yaparken kilo alıyoruz, veriyoruz falan ya. Burada bir zayıflama çayı var. En hızlı bunu tüketeceğim diye düşünüyorum. Yani evet, çok kilolu değilim ama benim 1-2 kilo bile beni rahatsız ediyor. Yanlış anlaşılmasın lütfen hani. Gerçi biraz kalın çıkabiliyor böyle yandırınca falan. Ama hani o kadar da değil lütfen, çok rica ediyorum. Sonra şunu da şöyle koyayım bir dakika. Bunu da yine bizim patronumuzun çok tatlı bir kızı var. Ay bu ne güzelmiş dedi. Hepsini verecektim ama bunun tanıtımını yapmak istediğim için hepsini vermedim. Yarısını verdim, kardeş payı yapalım dedim. Biliyor musunuz bilmiyorum. Bu da kendi üretimleriymiş. Sihirli cips arkadaşlar. Bunu yaparken size bir ayrıca video çekeceğim. Ben daha önce denemiştim ama Türkiye'de olduğunu bilmiyordum açıkçası. İran'dan getirmişti bana bir arkadaşım ve yapmıştım, yemiştim, güzel oluyor. Yapacağım sizlere tarifini. Yani ne güzel işte, burada da üretimi varmış. Ve
en son videosunu da attım. Hani şu son videom. Zahter. Ama bu başka bir zahter. Size de bunun ayrıntısını belki bir video çekerek çeker miyiz ya senin? Ayrıca bir video. Evet bence de. Şu an zahter diyorum, konuyu kapatıyorum o zaman. Ve işte ben hani kimyasal ürünler falan kullanmıyorum, sevmiyorum diyorum ya. Neyin ayağına gelirmiş? Bir şeyler vardı öyle bizim atasözlerimizden. Bir şeyin ayağına... Doktor hastanın ayağına gelir. İyi olacak, iyi olacak hasta. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir. Evet, doğru cümle buydu süper. Burada hiç duydunuz mu daha önce bilmiyorum ama bunu da geçiştireceğim sadece şöyle. Zeytin sütü. Buna da ayrıca çünkü bir video çekmek istiyorum. Ama sadece şu kadarını söylemek isterim ki Avrupa'da ödül almış bir marka. Çok rica ederim. Dikkatinizi çekerim. Avrupa'da ödül almış Huzme. Yani Huzme diye de okunur mu bilmiyorum ama ben net burada yazanı göstermek istiyorum. Şöyle Huzme. Zeytin sütü ve zeytinyağları. Yani bütün zeytin ürünlerini kendileri zaten üretiyorlar dediğim gibi. Ve ben bunu işte böyle başka bir video daha hani... Yine de geçiştiremedim Yasemin, görüyorsun değil mi ya? Ve şöyle yapayım. Bitirebildik. Yani sanırım gün boyu sürecek gibiydi. Şöyle muhteşem bir şey daha var. Yine işte dediğim gibi o son video. Hani ne zahtermiş arkadaş, ne kekikmiş falan diyeceksiniz ama. Biliyorsunuz ki ben böyle şifalı bitkilere bayılırım. İlaç sevmem ama dünyanın bütün otlarını, bitkilerini toplayın. Deyin ki Ayfer bu buna iyi geliyor. Bunu tüket, ben tüketirim. Bu kadar gösterelim Yasemin bunu. Ama çok güzel bir kutusu var değil mi? Evet. Ve içinde muhteşem de bir şişesi var. Buna da ayrıca bir video çekmek, tadım yapmak istiyorum. O yüzden bu da şimdilik bu kadar. O zaman video da şimdilik bu kadar arkadaşlar. Lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum biliyorsunuz. Şunu da bir dipnot düşmeden bir dakika lütfen kapatmayalım. Bu ürünlerin tamamı, ben ürünler geldiğinde bir yazdım Google amcaya. Hani nedir ne değildir, ne kadar bilgim var ne kadar yok diye. Trendyol'da var, Neon1'de var. Hepsi burada da var. Evet, sessiz niye söylüyorsun Yasemin, söyle böyle rahat. Hepsi burada da var. Bir sürü başka sitelerde de hepsinin satışı var arkadaşlar. Siparişlerinizi oradan verebilirsiniz. Ayrıca ben rica ettim İdris Bey'den linkini bana göndersin diye. Ben videomun altına linki de yapıştıracağım. Oradan da siparişlerinizi verebilirsiniz. Bence kesinlikle en doğal, en birinci elden. Çünkü hepsinin üretimini kendileri yapıyorlar. Çok daha iyi, birinci elden direkt satıcıya, alıcıya ulaşmış olacak diye düşünüyorum. Yine en sevdiğim elime gelmiş. Evet, şimdilik bu kadar. Umarım bir şey atlamamışımdır. Böyle yani. Bir başka videoda daha görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Mutlu kalın. İyi bakın kendinize. Bye bye.